Efendim selamların en güzeliyle başlayalım programımıza. Esselamu aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sözün özü programında. Bugün yine sözün özünü evvela kendimize söylemek adına sizlerle Akit TV ekranlarında buluşmuş bulunmaktayız. Ben Yusuf Dilim'le birliktesiniz ve bugün de yine çok önemli bir konuğumuz olacak. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi. Doçent Doktor Ömer Bolat beyefendi bizlerle birlikte. Öncelikle davetimizi kırmayıp icabet ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz demek istiyorum hoş Ömer bulduk, Bey. Hoş bulduk Yusuf Bey. Teşekkür ederim size ve tüm Akit TV seyircilerimize. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, bugün de yine çok önemli konuları konuşacağız Ömer Bey'le. Yine 15 Temmuz darbe girişimine değineceğiz. Sonrasında yaşananları, alınan kararları konuşacağız. Çok önemli sorularımız ve konularımız var. Kendisiyle değerlendirmelerde bulunacağız. İlk olarak sizin bu konudaki görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi alalım. Bu hain Fethullahçı terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu 15 Temmuz darbe girişimi nasıl bir perspektiften evet. bakıyorsunuz ve sonrasında alınan kararları? Tabii şimdi 15 Temmuz akşamından bu yana çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Hatta 15 Temmuz bir kabusla başlamakla beraber evet. 16 Temmuz sabahından itibaren güzel bir aydınlık ülkemizi kapladı. Ben ertesi günü 16 Temmuz günü eşimle konuşurken şöyle bir şey dedim. Ya sanki bir 100 yıllık bir zaman dilimi geçmiş gibi hissediyorum dedim. Çünkü bitmek tükenmek bilmeyen bir geceydi. Evet. Ve öyle bir geceydi ki eğer başarılı olmazsak, eğer darbeciler başarılı olsaydı Allah muhafaza ülkemizi, yüce dinimizi kaybedecektik. Paramparça bir ülke, bir iç savaş tehlikesi ve gerçekten kapkara bir tablo meydana gelecekti. O nedenle o gecenin sabahına kadar bu girişimin püskürtülmesi çok çok önemliydi. Burada da asil ve necip milletimiz, o Anadolu'nun gerçekten elleri öpülesi, ayakları öpülesi temiz insanları on binler, yüz binler olarak meydanlara aktılar, havaalanlarına ve tankların olduğu bölgelere. Ve adeta vücutlarını, kendilerini siper ettiler tank namlularına, makinalı tüfeklere, helikopter ateşlerine, F-16 bombalamalarına ve gecenin seyrini değiştirdiler. Tabii ki Yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Allah'ın hesabı bu hainlerin hesaplarını alt üst etti. Yüce kahraman halkımız, o gece o meydanlara, sokağa çıkan halkımız olağanüstü bir performans gösterdi. Kahramanca, yiğitçe bir destan yazdı. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, hükümetimiz muhteşem bir direniş gösterdiler. Ve halkımızı meydanlara davet ettiler. Bu işaret çok önemliydi. Evet. Onların sağ olmaları çok önemliydi. Medya kuruluşlarının çok büyük bölümü, işte Akit TV'de dahil olmak üzere olağanüstü bir performans gösterdiler. Halkımızla bütünleşerek darbecileri yayınlarıyla sabaha kadar püskürtmede çok önemli rol oynadılar. Evet. Daha sonra da tabii sivil toplum kuruluşları işte birlik beraberlik mesajı verdiler. Ve o günden bugüne 26 gündür meydanlarda milli irade nöbeti tutan, özgürlük nöbeti tutan halkımız muhteşem bir birlik tablosu ortaya koydu. İktidarıyla, muhalefetiyle, hangi etnik kökenden, hangi mezhepten olursa olsun, hangi renkten, hangi sosyal segmentten olursa olsun 26 gündür ülkemizde aslında bir bayram havası yaşıyoruz. Evet. Emniyet Müdürlüğü'nün hesaplamalarına göre 50 milyondan fazla insanımız 81 vilayette meydanlarda milli irade nöbeti tutuyorlar. Ve seçilmiş yönetimin parlamentonun yanında yer alıyorlar. Bunun yanında Allah böyle 15 Temmuz hainlerinin kafasındaki tuzaklara, hain planları öyle bir hayra tebdil etti ki onların 50 senede yaptıkları eserler, kadrolaşmalar, kurumlar bu
bir iki haftalık süre zarfında yerle yeksan oldu. Evet. Kadrolaşmaları artık kamudan ayıklanıyor. Kurumları biliyorsunuz kapatıldı. Hı hı. Devlete bunlar tahsis edildi. Bu da çok önemli bir gelişme. Ve bu anlamda en büyük fayda kanımca yüce dinimizi büyük bir ifsattan kurtarmış olmamızdır. Çünkü gerçekten sapkın bir hareket. Biraz İslam'dan, biraz Yahudilikten, biraz Hristiyanlıktan alaraktan kendine özgü bir din anlayışı var. Yalan söylemenin dibi yok, takiye yapmanın dibi yok, rol yapmanın, kripto olup gizli planlar yapmanın, her yol mübah demenin sınırı yok. Yani bizim İslam inancında Allah'a şükür millet olarak karakterimizde bu tür davranışlar yoktur. Bir başka önemli fayda, gerçekten İslam dünyası için son 150 senedir kötü emeller ve kötü faaliyetler icra eden Batı dünyasının bu Gülen hareketini kullanarak İslam dünyasında ve diğer birçok ülkelerde bu hareketin arkasında ülkeleri yönetme projesi vardı. Ve İslam ülkelerini bu hareketin okullarında yetiştirilen kadrolar üzerinden, kurumlar üzerinden yönetme projesi vardı. Bu anlamda da İslam dünyası ve yüce dinimiz İslam önemli bir tehlikeden şimdilik kurtarılmış, bertaraf edilmiş oldu. Yine çok önemli bir fayda olarak şunu görüyorum. Özellikle son yıllarda özgürlüklerin genişlemesi, hakların, hürriyetlerin artması, tüketimin artması, teknolojinin gelişmesiyle ya nereye gidiyoruz? Hani milli duygular, manevi duygular acaba azalıyor mu? Bu gençlik ülkemizin geleceğine sahip çıkabilecek mi gibi serzenişler duyuluyordu, ifadeler söz konusuydu. Ama o Y kuşağı dedikleri ya da Z kuşağı dedikleri gençler, çocuklar öyle bir direniş gösterdiler ki, öyle bir şuurlandılar ki, öyle bir bilendiler ki, yani Allah'a ne kadar hamd etsek az, en az 30-40 yıl milli birliğimiz açısından bayrağımız, vatanımız, milletimiz, ortak değerlerimiz açısından, ezan-ı Muhammed'i, yüce inancımız açısından halkımızı bu kadar şuurlandırabileceğimiz ve halkımızı böylesine bir kardeşlik ve birlik tablosu içinde kenetleyebileceğimiz daha güzel bir tablo olamazdı. Bunu da Yüce Allah'ın hainlerin planlarını, tuzaklarını bozmasına borçluyuz. Bu darbe girişiminin püskürtülmesine borçluyuz. Yine bu Gülen hareketi üzerinden ajanlık, istihbari faaliyetler ve ihanet faaliyetlerinin en azından Türkiye bazında sona erdirilmesi sonucu ortaya çıktı. Buna da şükretmemiz lazım. Ve yeni bir Türkiye doğuyor. Yeni bir diriliş ruhuna sahip olduk. İnşallah Rabbimiz bu güzel günlerin devamını nasip eder. Türkiye yeniden yapılanıyor. Evet. Yani kurumlarıyla yeniden yapılanıyor, sosyal hareketlerle yeniden yapılanıyor, siyasette yeniden yapılanma var. Kamuda yeniden yapılanma, işte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yeni yapılanma gerçekleştiriliyor. İstihbaratta yeni yapılanma yapılacak, hazırlıkları devam ediyor. Kamu kurumlarında müthiş bir ayıklama ve silkinme, yeniden yapılanma çalışmaları var. Özetle yeni bir Türkiye kuruluyor, yeni bir Türkiye doğuyor.
Bu ancak Cenab-ı Allah'ın sayesinde, Cenab-ı Allah'ın lütfu keremiyle başarılabilecek bir tablodur. Allah da bu güzel millete, bu güzel ülkeye bu sonucu nasip etti. Ama şunu unutmamalıyız. Hani su uyur, düşman uyumaz diye bir söz var. Şimdi sadece son 3 yılda yaşadığımız badireleri düşünelim. Ondan önce 2004'te işte Özden Örnek günlükleri, sonra Ergenekon balyoz soruşturmaları, sonra E-Muhtıra 2007 Nisan ayında, evet. 14 Mart 2008 AK Parti'ye kapatma davası açılması, ardından özellikle bu yaşadığımız gezi sürecindeki ayaklanma girişimi, ardından 17-25 Aralık darbe girişimi, emniyet ve yargı bazlı darbe girişimi. Sonra 6-8 Ekim 2014 Kobani bahaneli ayaklanma girişimi, Güneydoğu'da 50 vatandaşımızın hayatına mal oldu. Evet. Ardından HDP'nin parlatılarak AK Parti'nin 7 Haziran seçimlerinde iktidardan düşürülmesi girişimi. Ki seçim sonucu itibariyle AK Parti çoğunluğunu kaybetmekle beraber MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin gerçekten takdir edilecek hareketiyle, duruşuyla o bertaraf edildi ve 1 Kasım seçimlerinde tarihi bir sonuç ortaya çıktı. Bir istikrar tablosu ortaya çıktı. Hı hı. Ama ne yaptılar? 24 gün sonra bir Rus uçağının, bugün anlıyoruz ki bunda da FETÖ örgütünün payının olma ihtimali çok çok yüksek, düşürülmesiyle bir anda çok ekonomik açıdan önemli ilişkilerimizin olduğu, siyasi ilişkilerimizin iyi olduğu Rusya ile bir anda kanlı bıçaklı duruma düştük. Ardından bölücü terörün Güneydoğu'da, ilçelerde, illerde, hendek ve çukur operasyonlarıyla şehirlerdeki ayaklanma girişimleri, tam 6 ay, 7 ay güvenlik güçlerimizi meşgul etti. 700 civarında şehit verdik. Evet. Büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da gerek bölücü terör örgütünün gerekse DAEŞ'in canlı bomba eylemleri ülkeyi sarstı. Turizm açısından ciddi bir sabotaj meydana getirdi. Olumsuz etkiler meydana getirdi. Ve 15 Temmuz'da da malum darbe girişimi. Yani bu normal bir ülkenin veya bizden daha güçlü olsa bile bir ülkenin başına bunlardan bir tanesi gelse o ülke yerle yeksan olurdu. Evet. Ne ekonomisi kalırdı, ne siyasi istikrarı kalırdı, ne hükümeti kalırdı, ne parlamentosu kalırdı. Bu saydıklarımın hepsi Türkiye'nin başına son 3 senede geldi. Hı hı. Ve Allah'a çok şükür Türkiye'de kurumlar yerinde, siyasi istikrar devam ediyor. Güçlü bir hükümet var. Olağanüstü hal uygulaması ile kamuda yeniden yapılanma gerçekleştiriliyor. Türkiye ekonomisi makro göstergeleri gayet istikrarlı ve olumlu bir seyir izliyor. Mikro dediğimiz reel sektör de yer alan üreticiler, ihracatçılar, esnaf, çiftçiler, işçilerimiz için de tedbirler hızla alınıyor. Yani şu 3 hafta hükümet adeta ekonomide de bir olağanüstü hal uyguluyor gibi çok proaktif bir şekilde destekleyici tedbirler açıklıyor. Kolay bir süreç değil. Evet. Türkiye'yi, Türk milletini, hükümeti, istikrarı, güven ortamını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı alt edemeyen bu malum üst akıl ve küresel emperyalist batılı ülkeler yeni oyunlar peşinde koşacaklardır. Yeni hainler içimizde bulmaya çalışacaklardır. Oyunları devam edecektir. Bu noktada da uyanık olmamızda fayda var. Şunu diyebilir miyiz peki Ömer Bey? Yani sizin bu söylediğiniz yine 3 yılda yaşanan bu olaylar sonrası, yine 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yeni bir Türkiye yapılanması var dediniz. Çok güzel bir Türkiye olacak dediniz. Acaba her şerde bir hayır,
her hayırda bir şer vardır olayıyla. Şimdi burada Yüce Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği çok önemli iki ayet gerçekleşmiş oldu. Evet. Onların tuzakları, hesapları olabilir ama Allah'ın tuzağı, hesabı onları alt edecektir. Evet. Bunu yaşadık. Ayrıca sizin şer gördüğünüz şeylerde hayır olabilir, hayır gördüğünüzde şer olabilir. Ayeti de çok önemli. İşte bu şer girişimi kendilerince bir kamikaze saldırısıydı. Başaracaklarından çok emindiler. Amerika'nın, Avrupa'nın, NATO'nun desteği zaten arkalarında, hem medyalarıyla, hem ekonomik güçleriyle, hem siyasi destekleri olarak arkalarında hissediyorlardı. Çok kolay, işte F-16'ları kaldırırız, helikopterleri kaldırırız, külliyeyi Beştepe, meclisi bombalarız, işte halk zaten korkudan sokağa çıkamaz, geçmişteki darbelerde hiç sokağa çıkmadı, darbeleri kabullenmek zorunda kaldı gibi düşündüler. Ülkenin reisi, devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da tatil yaptığı yerde derdest edersek bu iş tamam diye çok kendilerinden emin bir şekilde girdiler bu şer girişime. Ama iki şeyi hesap edemediler. Birincisi Allah'ın hesabının onların hesabını bozacağını düşünemediler. Evet. İkincisi de bu milletin kahraman ve yiğit bir millet olduğunu ve dini için, vatanı için, bayrağı için, hürriyetleri için, milli birliği için, vatan toprağı için canını seve seve verebileceğini hesap edemediler. O insanlarımız, o gariban insanlar, Anadolu'nun o saf temiz insanları İstanbul'da, Ankara'da ok gibi meydanlara çıktılar. Hakikaten Cenab-ı Allah sanki insanlarımızın korku perdesini tamamen ortadan kaldırdı. O 30 tonluk tankın paletlerinin o yüksek ve ürkütücü sesiyle ilerlemesine rağmen insanlar hiç korkmadan tankın önünde, makinalı tüfeklerin önünde, helikopter ateşinin önünde yer alıyorlardı. Öyle ki bu hainler sürekli ateş açmalarına rağmen işgal ettikleri işte Büyükşehir Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediye binası, Boğaz Köprüsü, Borsa İstanbul, Telekom Acıbadem'deki bina. Orada insanlar makinalı tüfek ateşleri karşısında biraz kenara çekiliyorlar, eğiliyorlar. Ondan sonra daha kalabalık olarak bu darbeci hainlerin üzerine doğru gidiyorlardı. Onlar da koşar adım geriye kaçmak zorunda kalıyorlardı. O görüntüler muhteşemdi. Evet. Yine Güneydoğu'da meydanlara çıktı halkımız. Her yerde olduğu gibi, 81 vilayetimizde olduğu gibi. O önemli bir komando birliğinin İstanbul ve Ankara'daki darbecilere yardım amacıyla Kayseri'den kalkan 6-7 tane nakliye uçağına bindirilmek üzere Güneydoğu'ya gönderildiğinde Cizre halkının 7'den 70'e kadınıyla erkeğiyle ellerinde Türk bayraklarıyla o birliği Kışla'ya geri dönmeye zorlaması muhteşem bir tabloydu. Ve meydanlarda Kürt kardeşlerimiz de herkes kadar, herkesten daha fazla Türkiye'nin birliği bütünlüğü için bu milli irade nöbetlerine katılıyorlar. Bu anlamda bölücü terör de inşallah ağır bir darbe yiyecek yeni bu yeni Türkiye kurulurken. İnşallah. Ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizin de ben artık korku perdesini yırttıklarını düşünüyorum. Oradaki kardeşlerimizden aldığımız bilgilerde insanların 26 gündür meydanlarda olduğu, bölgede çok olumlu bir havanın olduğu, ticaretin, sosyal hayatın, ekonominin, eğitimin her yönüyle insanların çok rahat bir dönem geçirdiklerini ve bu günleri kaybetmek istemediklerini ifade ediyorlar. Bu da geleceğimiz açısından da çok önemli. Yani
belki FETÖ terör örgütünün darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı sadece gibi görünmesin. Bence inşallah bölücü teröre de ağır bir darbe indirilmiş olacak. Zaten 7 aydır güvenlik güçlerimiz bölücü teröre ağır bir darbe indirmişlerdi. Ama unutmayalım, onların merkezleri dışarıda olduğu için para, lojistik destek, diplomatik destek, medya desteği, istihbarat desteği, gerektiğinde terörist militan desteğini de dışarıdan alabildikleri için bu mücadele daha uzun bir süre devam edecek. Yani evet. FETÖ örgütüyle mücadele de yine devam edecek. Hemen her şey bitti gibi bir rehavete kapılmamak evet. lazım. Ve dik duruşumuzu, bu tek yürek oluşumuzu özellikle evet. Bu darbe girişimi sonrası göstermiş olduk ki hepsi meydanlardaydı. Bu 26 gündür tutulan nöbetlerde Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı hepsi hangi? Herkes. Evet, herkes yani, oradaydı. Bu muhteşem tablo 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde sonra gördüğümüz bir birlik dayanışma tablosu. Yine 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra gördüğümüz o birlik, beraberlik, kardeşlik tablosu. İstiklal Savaşı'nda gördüğümüz, Çanakkale Savaşı'nda gördüğümüz tablonun aynısıydı. Hani biz o dönemleri, Çanakkale Zaferi veya İstiklal Savaşı dönemini görmedik ama tarihten biliyoruz, okuduk ve bunları içselleştirdik, benimsedik. Ama bu duygunun, bu ruhun nasıl bir ruh, nasıl bir duygu olduğunu işte bu 15 Temmuz'dan sonraki günlerde yaşamış olduk. Benim en büyük sevinçlerimden birisi artık çocukların, gençlerin, kadınların, erkeklerin, herkesin bu şuurlanma, bu bilinçlenme, milli birlik ve ruhunun bu kadar güçlenmesi, bir dediğiniz gibi tek yürek olmak ve tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet, bu çatı altında bu ortak paydaları bile sahip olmamız 15 Temmuz'u başarıyla def etmemiz, püskürtmemiz sayesinde gerçekleşti. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun evet, inşallah. Çok güzel bir tablo, çok güzel bir çerçeve oluştu bu şekilde. Ve bunu Yeni Kapı'daki mitingde özellikle taçlandırdık. Yani 5 milyona yakın insanın orada bir arada olması. Bunu sormak istiyorum size. Bir de partilerin bir arada olması. Evet. CHP ve MHP'nin evet. de özellikle orada olması. Çok farklı bir bakış açısıydı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Milli Görüş Hareketi olsun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında iki temel güçten güç aldığını hep gördük. Evet. Birisi Cenab-ı Allah'ın rızası doğrultusunda çalışarak hakkın gücünü kazanabilmek. İkincisi de halkın gücünü arkasına alabilmek. Evet. Çünkü onun dışındakiler güç odakları oluşuyor. Medyada, sermayede, işte çeşitli sosyal ve sivil yapılarda, siyasi yapılarda, dış güçler açısından vesaire. Cumhurbaşkanımız bu anlamda meydanlara çok önem verdi. Ve AK Parti'nin, daha doğrusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na giden süreçten bu yana halkla birlikte olmaya, halkla kucaklaşmaya, halktan güç almaya çok önem verdi. Ne zaman ağır bir tehditle ve sıkıntıyla, tehlikeyle karşılaştıysa anında millete döndü. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Gezi olaylarından başladı. Bir hafta sonra AK Parti MKYK İstanbul'da olağanüstü toplantı yaptı. AK Parti il binasında. İşte hepimiz değerlendirmelerimizi, önerilerimizi yaptık. Gayet önemli bir toplantıydı. Tarihi bir toplantıydı. Sonunda Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakanımız toplantıyı özetledi ve ilk sözü şu oldu: halkla buluşmak için meydanlara çıkıyoruz. İşte önce Ankara'da, Sincan'da büyük bir miting yapıyoruz. Ondan bir hafta sonra da İstanbul'da
Kazlı Çeşme'de miting yapıyoruz. Ve tarihi bir mitingdi. Ve Gezi olaylarını bıçak gibi durdurdu. O tarihi miting. Ardından 17-25 Aralık oldu. Hatırlarsanız. Başbakanımız o zaman tabii ne yaptı? Başta Trabzon, Ordu, Giresun vilayetlerinden başlamak üzere daha sonra Sakarya, İstanbul yine mitinglere başladı. Evet. Ve onu 23 Mart 2014'te mali seçimlerden bir hafta önce Yenikapı'daki 2 milyonluk tarihi bir mitingle taçlandırmıştı ve mali seçimlerden de zaferle ayrılmıştı Sayın Başbakanımız o zaman ve AK Parti. Hı hı. Benzeri bir durumlar olduğunda hep bunu yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden akşamında da halkı hemen meydanlara davet etti. Havalimanlarını kontrole davet etti. Ertesi günden itibaren de sakın meydanlardan ayrılmayın, tehlikeniz geçmedi dedi. Bu şekilde halkın gücünü meydanlarda topladı, halkın birleşmesini sağladı. Şimdi ben dün akşam Güngören Haznedar Parkı'ndaki nöbette ailemle bir aradaydım. Bir gün önce de Saraçhane'deydim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bakıyorum, insanlarımıza şöyle gözlem yapmaya çalışıyorum. Kimsenin bırakmaya niyeti yok. Ve insanlarımız kendilerine evet birbirlerine şu soruları sormaya başladılar. Bu nöbetler biterse biz şimdi ne yapacağız? Yani öyle bir şekilde öyle bir ruh, öyle bir aşka geldiler ki gerçekten ellerinde bayraklarla kenetlendi insanımız ayrımsız bir şekilde. Vardır arada şer güçlere ruhunu yansıtan ya da hasetlik çeken tipler olabilir ama dışarıda o meydanlardakiler çok güzel bir tablo ortaya koyuyorlar. Ve Yenikapı mitingini de Cumhurbaşkanımız işte bu nöbetlerin taçlandığı bir yer olarak yapmak istedi. Burada Türkiye'ye kem gözle bakan içerideki hainler olsun, dışarıdaki küresel emperyalistler olsun hepsine gözdağı verildi. Bak bir mitingde 5 milyon insan toplanıyor. Bunun dünyada eşi benzeri yok böyle bir tablonun. Ama CNN International, Financial Times gibi Batı dünyasının çok önemli iki medya organında tek satır haber, tek kare görüntü yer almadı. Diğerlerinde yer aldı. Kimisi farklı yorumlarla, kimisi rakamları düşürerek, tenzilat yaparak vesaire. Ama dostlarımızı sevindiren, bizleri mutluluğa gark eden, düşmanlarımızı üzen muhteşem bir tabloydu. Sadece Yenikapı'da yoktu. Üsküdar'da, Saraçhane'de, Kazlıçeşme'de, Fatih'te yani insanlar ulaşamadı oraya. Yüz binler. 81 vilayette meydanlar dolmuştu. O gün Türkiye genelinde toplam 10 milyon kişi meydanlardaymış. Yani 50 milyonun üzerine bir 10 milyon da 26 gündür 60 milyon insanımız meydanlarda yer aldı. Orada çok güzel mesajlar verildi. Genelkurmay Başkanımızın konuşturulması, Cumhurbaşkanımızın bu isteği bence çok anlamlıydı. Çünkü darbeci hainlerle ülkemizin dış güvenliğini, savunmasını emanet ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karıştırmamak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri maalesef bu içlerindeki hainler yüzünden ağır bir sarsıntı geçirmiştir. Bir imaj kaybı yaşamıştır. Ama daha sonraki günlerde yapılan çalışmalarla bu giderilmeye çalışılmakta. Ve o Yenikapı mitinginde de ordu millet el ele görüntüsü verilmiştir. Genelkurmay Başkanımızın kürsüye çıkmasıyla beraber. Ve bütün yapılan konuşmalar, muhalefet genel başkanlarının, başbakanımızın, meclis başkanımızın, cumhurbaşkanımızın birlik beraberlik vurgusu ön plandaydı. Yeni Türkiye vurgusu ön plandaydı. Yeni
diriliş ruhunu yaşadığımız vurgusu ön plandaydı. Bundan sonra da beraber uyumlu çalışalım vurgusu ön plandaydı. Bütün dünyaya bizi asla yıkamazsınız, asla yenemezsiniz. Bizim Necip milletimiz zor zamanlarda bütün haşmetiyle, bütün kudretiyle birlik ve kardeşlik ruhu içinde kenetlenir ve bütün şer odakları, şer hesaplarını alt edebilecek güce sahiptir mesajı verildi. Olağanüstü bir gündü. Yani bu topraklarda 1000 yıldır bu kadar büyük bir miting yaşanmadı. Yani orada olmak lazım. Ben şahsen öğlen 1.30'dan 9'a kadar oradaydım. Yanımda bayılan bir kişiyi getirdiler ayılttıktan sonra bir ara. Nekat şey olsun diye. Sordum, o şahıs dedi ki sabah 6'da geldim dedi. Evet. Sabah namazını kıldıktan sonra yer bulamam korkusuyla 6'da geldim dedi. Onun o temizliği, saflığı ve o dirayetini gördükten sonra gerçekten ben öğlen 1.30'da gittim diye hayıflandım ve kendi adıma üzüldüm. Yani onun o 6'da gitme şuurunu görünce 15 Temmuz akşamı o kahramanların, o yiğitlerin de korkusuzca nasıl tankların, helikopterlerin, makinalı tüfek ateşlerinin karşısında yiğitçe mücadele ettiklerini daha iyi anladım. Evet. Peki birazdan reklama geçiş yapacağız. Kısa bir aramız olacak ama öncesinde birkaç dakikalık yine az önce de söylediniz, siz de ifade ettiniz. Onu sormak istiyorum. Yani şimdi bu akşam son nöbet. Evet. Ve ne yapacağız? Yani bundan sonra şimdi tanklar için özellikle takozlarımızı hazır mı tutalım? Yani şimdi dik şöyle, duruşumuzu devam ettireceğiz tabii ki. Tabii ki Yusuf Bey, öyle bir tablo ortaya kondu ki bundan sonra ister gece sabaha karşı darbe girişimi olsun, ister emir komuta zinciri içinde olsun, Allah muhafaza diyorum tabii ki. Ve Allah inşallah da hiçbir zaman olmaz. İnşallah. Bu millet gösterdi ki bunun 100 katı direniş olacak. Yani o kadar milyonlar hayıflandı. Keşke biz de o gece sokaklarda olsaydık, meydanlarda olsaydık. Keşke biz de şehadet şerbetini içebilseydik, o kahramanlar, o yiğitler gibi o darbecileri püskürtebilseydik diye. İnsanımız öylesine cesaretlendi, öylesine güven kazandı, öylesine bilendi ki inşallah bir daha asla böyle bir girişime cesaret edemezler. Evet. Etmelerine de asla müsaade etmemeliyiz. Kaldı ki başka ülkelerde, bölge ülkelerinde, İslam ülkelerinde, diğer halkların mağdur edildiği ülkelerde de eğer darbe girişimleri olacak olursa inşallah Türk milletinin, Türk halkının bu kahramanca direnişini örnek alırlar onlar da. Bu demokrasi, milli iradeyi ayaklar altına almaya çalışan darbeci hainlere oralarda da dersleri verilir. Ama İnsanımız bu 26 günün coşkusu içinde, böyle şuurlanması içinde gerçekten bundan sonra ne yapacağız diye bir üzüntü içindeler. Ve şu var, bu şuurlarını asla kaybetmesinler. Evet. Bu milli birlik ve kardeşlik duygusunu asla kaybetmemeliyiz. Ve her an tetikte olmalıyız. Rağbete kapılmamalıyız. Düşmanda daha nice oyunlar olabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Ve yani Türkiye için hayırlı, parlak bir gelecek noktasında çok çok çalışmalıyız. Bu işin yolu çalışmaktan geçiyor, üretmekten geçiyor. Sivil şuura sahip olmak, direniş ruhuna sahip olmak, cesur olmak, güven sahibi olmak, özgüvenli olmak, bunlara sahip olmamız lazım. Bu güzel hasletlerimizi, değerlerimizi muhafaza etmemiz lazım. Nesilden nesile aktarmamız lazım. Yani en büyük kazançlarımızdan birisi o
büyüklerimizin bizlere, bizlerden çocuklarımıza, çocuklarımızdan torunlarımıza bu inancımızdan ve asil milletimizden gelen güzel hasletlerin, değerlerin aktarılması çok çok önemli. Biz bu şekilde 1000 yıl bu toprakları koruyabildik ve bu topraklarda barınabildik. Medeniyet sahibi olduk, medeniyet kurduk ve yaşatıyoruz. İnşallah bundan sonraki nesillerde bunu devam ettirecekler. Evet, Ömer Hocam çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası olacak sevgili izleyenler. Darbe, hain darbe girişimini ve sonrasını konuştuk. Reklamlardan sonra yine başka farklı bir konumuz olacak. Ömer Bolat Beyefendi ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ömer Bolat Beyefendi ile birlikte hasbihalimiz sohbetimiz devam edecek. Şimdi kısa bir ara. Efendim tekrardan selamların en güzeliyle başlayalım programımıza ikinci bölümde. Selamun Aleyküm. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ömer Bolat Beyefendi ile birlikte sohbetimiz, hasbihalimiz devam ediyor. Darbe girişimini konuştuk ilk bölümümüzde ve sonrasında yine farklı bir konumuz olacak dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretini özellikle değerlendirmek istiyoruz. Ömer Bey bu ziyaret dün gözler kulaklar adeta bu görüşmeye çevrilmişti ve ne sonuç çıkacak diye bekliyorduk. Yine bu ikili ilişkilerin eski seviyeye özellikle dönmesi konusunda kararlı bir böyle bir karar çıktı ve yine görüşmeler de devam ediyor, açıklamalar da geliyor. Dış basının özellikle bugün paylaşmıştık, yine bültenlerimizde de paylaşıyoruz. Farklı bir bakış açısı vardı bu olaya. Kimisi hani korku yönünde, tedirginlik yönünde bakmıştı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere özellikle. Kimileri de yine normal bir bakış açısı sergilemişti. Siz hangi perspektiften bakıyorsunuz bu olaya? Şimdi Yusuf Bey, görüşmenin sonuçlarına geçmeden önce şöyle bir dış politika analizi yapmamız lazım. Evet. Dış politikada esas olan ülkelerin, devletlerin çıkarlarıdır, menfaatleridir yani. Böyle ülkeler dış politikada birbirlerine duygusal olarak nadiren yaklaşırlar. Yani işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler gibi. Ama menfaatler çok önemlidir. Şimdi Türkiye 1952'den beri NATO üyesi bir ülke. Evet. Savunmada NATO şemsiyesi altında. 1959'daki üyelik başvurusuyla beraber Avrupa Birliği ile 57 yıldır bir ortaklık rejimi olan bir ülke. Gümrük Birliği'ni tamamlamış 1996 1 Ocak'ta. 2005 yılından beri de tam üyelik katılım müzakerelerini sürdüren bir ülke konumunda. Ancak siz ekonomik olarak çok güçlü olmadığınızda, siyasi olarak da istikrara sahip olmazsanız, özellikle büyük ülkelerle, iri ülkelerle ve ittifaklarla ilişkilerde edilgen, pasif bir konuma düşersiniz. Evet. Belirleyici olamazsınız, aktif olamazsınız, kendi menfaatlerinizi savunurken çok çok zorlanırsınız. Şimdi Cenab-ı Allah Türkiye'ye öyle güzel bir coğrafya nasip etti ki jeostratejik önemimiz çok büyük. Tam Avrasya coğrafyasının, yani Avrupa, Asya ve Afrika ve Orta Doğu'yu kaplayan bir ortak coğrafyanın tam merkezinde yer alan bir konumdayız. Tabii bu düşmanlarımızı hasetlendiriyor, kıskançlıktan perişan ediyor. Evet. Ve topraklarımızda gözleri oluyorlar. Ve arkamızda da 1000 yıllık güçlü bir imparatorluk, bir medeniyet birikimi olunca Türkiye'nin zayıf, güçsüz, ekonomisi zayıf, siyasi istikrarının zayıf olmasını çok istiyorlar. Buna karşılık Türkiye, Allah'a hamdü senalar olsun ki 13 senedir AK Parti hükümetleri döneminde güven ortamını yakalamış, siyasi istikrarı yakalamış, güçlü bir hükümet icraatı ortaya koyan, ekonomide istikrarı ve kalkınmayı beraber götürebilen, halkına refah ve daha iyi yaşam şartlarını kazandırma noktasında, hak ve hürriyetleri geliştirme noktasında
ve temel değerlerimizi geliştirme noktasında ve kurumlarıyla, yapılanmasıyla yeni bir Türkiye'yi kurma noktasında büyük bir başarı yakalamış AK Parti'nin iktidarda olduğu bir Türkiye'den ne birçok komşumuz, ne Rusya, ne Batı Avrupa ülkeleri, ne ABD, ne İsrail hiçbiri haz etmiyorlar. Evet. İstiyorlar ki hasta adam Osmanlı, hasta adam Türkiye konumu geri gelsin. Biz köprüler, barajlar, işte modern havaalanları, tüneller yaptıkça, ülkemizi mamur hale getirdikçe, halkımızın refah seviyesini yükselttikçe, ekonomimizi ilerlettikçe, kalkınma hızımızı yükselttikçe bu saldırılar giderek artmaya başladı. Zaten dikkat ederseniz bu saldırıların 2013 Haziran başında Gezi olaylarıyla başlaması tesadüf değil. Türkiye'nin bu gelişmesinin, bu ilerlemesinin durdurulma çabaları neticesinde bu son 3 senedir kafamızı desiselerden, şer hesaplardan, şer güçlerin oyunlarından kaldırmakta güçlük çektik. Şimdi özellikle AK Parti döneminde çok yönlü bir dış politika izlendi. Batı Avrupa ile, Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri işte İTKK devam ettiriliyor. Tamam. Avrupa Birliği çıpası bozulmadı. NATO üyeliği ilişkimiz devam etti. ABD ile stratejik ortak konumunda ilişkiler ilan edildi. Ama ABD bu stratejik ortağı dost ve müttefik ülkeye yönelik maalesef aynı şekilde davranmıyor. Ve maalesef bu FETÖ terör örgütünün başını da 17 yıldır barındırmaya ve onun oradan icraatlarını yapmasına hem destek oluyor, hem imkan sağlıyor, hem komuta ediyor, yönlendiriyor. Şimdi Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde İslam ülkeleriyle ekonomik ilişkileri olağanüstü yükseltti. Afrika yılı ilan etti 2005'te. Afrika ile ilişkilerimizi olağanüstü yükselttik. Türk cumhuriyetleriyle, Asya ülkeleriyle, Uzak Doğu'yla, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri, Rusya ile, Ukrayna ile gerçekten ekonomik ilişkiler azami yükseltilmeye çalışıldı. Siyasi ilişkilerde sıfır sorun politikası uygulanmaya çalışıldı. Kültürel, sosyal ve turizm ilişkileri azami düzeye yükseltildi. Bu çok yönlü politikada Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ülkeleri, çevreleri rahatsız etti. 1 Kasım 2015 seçimleriyle Türkiye siyasi istikrar, güven ortamı ve güçlü bir hükümet, tek başına hükümet formülünü yeniden yakalayınca ve 15 gün sonra G20 ülkeler zirvesini Antalya'da tarihin en başarılı zirve toplantısına ev sahipliği yaptı. Bir de baktık ki bir hafta sonra bir Rusya ile görüş ayrılığı yaşadığımız, politika ayrılığı yaşadığımız, Suriye meselesinin çözümü konusunda görüş ayrılığı yaşadığımız Rus uçağı Türk hava sahasını ihlal edince bir Rus uçağının düşürüldüğünü gördük. Hatta ikincisi de kıl payı kurtuldu. Evet. Şimdi ülkelerin hava kuvvetleri arasında veya deniz kuvvetleri arasında kara sularında zaman zaman böyle it dalaşı dedikleri kapışmalar şeyler oluyor. Hı hı. Ama bu Rus uçağının düşürülmesi Batı medyasında 2-3 gün süreyle tek gündemdi, ortak gündemdi ve Türkiye'ye çok büyük gaz veriyorlardı. Yaşa, arkandayız, NATO olağanüstü toplandı vesaire. Biz orada hani düğün değil, seyran değil, bunlar niye bizi bu kadar çok ilgi alaka gösteriyorlar? Belki bunu sorgulamamız gerekirdi. Ve bir anda ekonomik ilişkilerde numaralı dış ticaret partnerimiz olan Rusya ile olağanüstü kötü bir sürece girdik. Karşılıklı siyasi resleşmeler, Rusların ekonomik ambargo tedbirleri,
İşte ihracatımızı, özellikle sebze meyve ihracatımızı ambargo tedbiri getirmeleri, vizesiz seyahati Türk vatandaşları için yasaklamaları, kaldırmaları, turizmde charter seferlerini durdurmaları, Türkiye'ye yönelik yatırımları durdurmaları. Bu tabii Rusya'nın da canını çok acıttı. Türkiye'ye yönelik bu ambargo tedbirleri. Rusya'da hayat pahalılığı arttı. %30'a varan gıda ürünlerinde, sebze meyve ürünlerinde artışlar söz konusu oldu. Evet. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik doğal gaz satışında sadece bu yılın ilk 6 ayında 4 milyar dolara yakın daha az tutardı. Rusya Türkiye'ye gaz sattı. Ha, bunun sebebi fiyatların düşmesiydi esas sebebi. Ama bu tür ekonomik ambargolar iki tarafın da canını acıtır. Bizim de canımızı acıttı. Rus turistlerinin gelişinde ilk 6 ayda %87'lik bir düşüş oldu. İhracatımızda %50'lik bir kayıp söz konusu oldu bu yılın ilk 6 ayında. Ama biz onu başka ülkeler üzerinden telafi etmeye çalıştık ihracatçılarımız olarak. Velhasıl Rusya Suriye meselesinde muhaliflerin, Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin aleyhinde hava bombardımanını çok arttırdı maalesef. Suriye'deki Esed güçleriyle Özgür Suriye ordusu arasındaki Özgür Suriye ordusu lehine olan gelişmeler Rusya'nın geçen yıl 30 Eylül'de başlattığı hava saldırılarından sonra maalesef muhaliflerin aleyhine döndü oldukça büyük bir şekilde. Ama şu son bir hafta içindeki Halep zaferi bu konuda çok sevindirici bir gelişme oldu. Bu şartlar altında bir de bu FETÖ örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini Ruslar iyi okudu. Bunun arkasında Amerika'nın, Batı'nın olduğunu gördüler. İran iyi okudu. İran da bu darbe girişimi karşısında endişelendi. Çünkü bu darbe girişimi başarılı olsaydı o üst akıl maalesef bu FETÖ'cü örgütü Türkiye-İran savaşına ya da İran-Suudi Arabistan savaşına Allah muhafaza etsin sürükleyebileceklerdi kısa süre içinde. Ramazan bayramından önce Cumhurbaşkanımızın üzüntülerini bildiren bir mektubu Putin'e göndermesi siyasi yumuşamayı beraberinde getirmişti zaten. 15 Temmuz'da Putin'in hemen telefon açıp seçilmiş hükümetin yanınızdayız mesajı vermesi Cumhurbaşkanımıza bir başka olumlu işaretti. Yalnız Ruslar tabii gururları çok kırıldı Türk uçağının Rus uçağını düşürmesinden. Hiç kimse Ruslara uçağını düşürmeye de gemilerini ateş açma gibi bir girişimde bulunmamıştı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ruslar ekonomik açıdan Türkiye'ye yönelik tedbirleri almakta ağırdan alıyordu çok net. Aradan 45 gün geçti. Charter seferleri hala başlamadı. Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatına yönelik ambargolar hala kaldırılmamıştı. İşte bu anlamda dün St. Petersburg'da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin'in buluşması bir dönüm noktası olarak ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin tamamen normale döndüğünün belgesi anlamında, ispatı anlamında çok faydalı olmuştur. Ve orada ele aldıkları konular olarak da bir takvim belirledikleri anlaşılıyor. Charter seferlerinin başlaması, gıda ürünleri ihracatımızdaki ambargoların kalkması, Türk vatandaşları ve Rus vatandaşlarının vizesiz seyahat imkanları konusu. Bütün bunlar da Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki inşaat çalışmalarının hızlandırılması, Türk Akımı Doğalgaz Projesi'nin 2019 ikinci yarısında inşaatına başlanması, işte iki ülke arasındaki ulusal yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantılarının bakanlar düzeyinde önümüzdeki yıl başında başlatılması, Karma Ekonomi Komisyonu'nun bu sonbaharda çalışmalara başlaması, turizm girişlerinin hızlandırılması gibi tedbirlerin alınmakta olması, Ortak Savunma Konseyi'nin kurulma çabası, bunları çok olumlu kararlar olarak görüyoruz. Sanki bugünden yıl sonuna kadar ekonomik alanda, turizm alanında ilişkilerin
aynı 24 Kasım'da uçağın, Rus uçağının düşürülmesi öncesi seviyeyi çıkarılacağı anlaşılıyor. Bu konuda da dünkü görüşme çok faydalı ve yapıcı olmuştur. Siyasi alanda ise yumuşamanın artık iki taraf arasından da tefsik edilmesi, yani belgelenmesi anlamında faydalı olmuştur. Ama buna karşılık Batı medyasında bundan çok ciddi rahatsızlık işaretleri veriliyor 3-4 günden bu yana. Sanki Türkiye bir eksen kaymasına mı gidiyor? Türkiye'yi kaybediyor muyuz? Ya da bir NATO üyesi ülkeye artık bundan sonra güvenilmez. NATO üyeliğini tartışmaya açalım gibi absürt açıklamalar görüyoruz. Türkiye için esas olan kendi menfaatleridir. Dış politikada Batı ile ilişkilerini farklı bir formatta yürütmektedir. Tabii ki Rusya ile ilişkilerini de sürdürecektir. Batı ile NATO üyeliği ya da Avrupa Birliği katılım müzakereleri yürütmemiz Rusya ile ilişki kurmayacağız anlamına gelmemektedir. Rusya ile ekonomik menfaatlerimizi takip etmeyeceğiz anlamına gelmemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü ziyareti bunu göstermiştir. Bir anlamda da 15 Temmuz darbesine destek verdiklerine olan kırgınlığı ve incinmesinden dolayı ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmakla da Batı'ya bir mesaj vermiştir. Umarım Batı ülkeleri Türkiye'nin değerini, Türkiye'nin önemini akıllı bir şekilde, sağduyulu bir şekilde kavrarlar. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaktan, medya yoluyla, demeç yoluyla sıkıştırmaktan vazgeçerler. Türkiye'yi kaybederlerse onlar kaybeder. Evet. Bu da son olarak bu görüşme sonrası genel bir toparlama olmuş oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben programın teşekkür sonuna ederim. Gelmişiz. Hatta vaktimizi aşıyoruz şu anda. Sevgili izleyenler, bir son dakika haberi de yine ekranlarınıza yansıyor. FETÖ finansörü iade edildi diye Bulgaristan Abdullah Büyük'ü teslim etti. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ömer Bolat Beyefendi ile birlikte bugün Sözün Özü programında sözün özüne evvela kendimize söyledik ve bugün Sözün Özü programında aslında sözün özü Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin birliği, Türkiye'nin geleceğiydi. İnşallah yarın saatler yine 15.45'i gösterdiğinde biz burada olacağız. Çok güzel bir program oldu bu arada. Çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Sağ olun. Tekrar yarın görüşmek üzere diyelim. Bizler burada olacağız. Umarım siz de orada olursunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.